Herkese merhaba. Warband serimizin 139. bölümüne geldik. Bu bölümde Nordlara bir savaş açalım artık. Ordu kapasitemiz yeterli. Bakıyorum şöyle bir orduma. Ordum full zaten. Suvaryalı şövalye sayım da fena değil. Zaten burada en çok işi süvariler yapacak meydan savaşlarında. Sadece kale kuşatmalarında işte bir keskin nişancılara falan ihtiyacım var. Aslında şu piyadelerin hepsini de bir kaleye yerleştirip onların yerine de şövalye alırsam çok mantıklı bir karar almış olabilirim. Neden böyle yaparsam iyi olur? Çünkü bunlarla meydanlarda yapacağım savaşların tamamında bunlar süvarisiz olacak. Hızlı takımlara ihtiyacım olabilir. E o zaman bunları ben bir yere bir yerleştireyim ya. Jelbey Kalesi herhalde bana ait değildi. Şu Jelbey Kalesi'ne bakayım. Evet, burası bana ait değil. Adam zaten burayı da doldurmuş. Rivelet Kalesi bana ait olması lazım. Yok, burayı da vermiştim galiba bir tane Lord'a, evet. E nereye atayım bunları? Cüravşehir'ine göndereyim. Başkentimde çok fazla adam yok. Bunları Cüravşehir'ine bırakayım. Yerine de full Svadyalı da yiyeceğim. Vigurları buraya bırakacağım. Yerine sadece Svadyalı askerleri alacağım. Bu arada da şu arbaletçilerimiz biraz gelişsin. Bu da bizim için önemli. Ben bu Vigurları niye topladıysam onu da tam anlamış değilim. Gelelim Cürav şehrine. Hızlı bir şekilde birliklerin bir kısmını buraya yerleştirdiği Vigur muhafızlarını buraya verelim. Vigur piyadelerini de buraya verelim. Hatta burada varsa Svadyalı onları da alalım diyeceğim ama bir tane yayaları var sadece, onu alabiliriz. Tamam. Şimdi ne kadar Svadyalı varsa hemen köylerinden toplayalım Svadyalılarının. Gelmişken şu şeyde bir uğrasam mı ya? Jeremus Başkan'a. Yine birileri bize katılmak istiyor. Lord Ivan'ı daha önce sepetlemiştik zaten bizim krallıktan. Yine gelmiş. Buna ihtiyacımız yok bizim. Nordların tarafına geçti. Nordların tarafında da birkaç kere bunun kafasına vururuz. Bunu da daha önce göndermiştik. Bunu da gönderdik. Bu onların tarafına da geçmedi. Krallığı terk etti. Güzel. Bunu da gönderdik. Bu da Nordlara katıldı. Güzel. Bu da krallığı terk etti. Başka buradan pazar yerine falan bakmaya gerek yok. Yeni baktığımız yerler zaten bunlar. Sadece erzak ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Silenmiş balıkları, tahılları. İki tane de alalım. Hadi bir tane daha ekmek alalım. Tahılımız daha fazlaymış. Buradan da çıkalım. Direkt şövalyelerimi toplayacağım. Nordlara da bir dalacağım. Terfi için hazır olan askerler var. Kimler hazırmış? Roda karbelcileri gelişiyor. Keskin nişancı sayım şu anda çok az. 6 tane keskin nişancım var. Yeterli değil ama. Şu Meçin köyüne bakayım, bu Svadyalıların mıydı acaba ya? Zaten buradan da kimse bizi iplemiyormuş. Talber köyüne bakalım. Oradan başlayalım. Gönüllü topla diyoruz. 7 tane geldi. Çok hızlı toplayacağız herhalde. Fide köyüne bakayım. Bir Svadyalı da buradan geldi. Yine bizimki bizi yanına çağırdı. Haydut varmış burada da. Şu haydutlardan bir kurtulalım. Oradan da bizim Lady'nin yanına gidelim. Yokuş çıkarken tehlikeli oluyor piyadelere karşı. Ondan dolayı biraz daha şöyle düzlüklerden çıkacağım. Tepelerine çıkmaya çalışıyorum. Bunları da bizim peşimize taktık. Gördüğünüz gibi bizden hızlı koşuyorlar şu an bunlar. Manet de seviye aldı. O yokuşları bunlar bizi karşıladı. Şu an samuray gibi kese kese gidiyoruz. Şöyle bir tur daha geriye atalım.
Kimler kalmış buralarda? Çok fazla adamları kalmadı, güzel ya. Son 4 kişileri falan kaldı. Burada da sıkıştık biz. Onları da hızlı bir şekilde bizimkiler alıyor. Bir zayiatımız yok. Marnit gelişti. İyi oldu yani burada haritların çıkması. Bunlara üzülmüyorum çok. Bir de şimdi köyle de iyi bir ilişki elde edeceğiz. Onların daha çok ihtiyacı olduğunu söyledik. 7 oldu ilişkimiz. Zaten bir gelişme yapılıyormuş burada. 5 tane de asker aldık ama hangi asker aldık ona da bakamadım. Svadyalılar diye umuyorum yani sadece. Şöyle bir gruba bakacağım. Evet, Svadyalı acemiymiş onlar da. 13 tane oldu toplam Svadyalı acemimiz. Acaba hepsini Svadyalılardan mı alsak? Yoksa biraz da Rodoklara dalsak mı? Yani şu anda kaç tane Svadyalım olmuş? 57, 58, 71 tane falan olmuş. Hepsini Svadyalı'dan da alabiliriz. Birazını Svadya, birazını Rodok da alabiliriz. İkisi de mantıklı seçimler olur. İki tane Svadyalı da buradan geldi. Şu anda güzel. Askerlerimizi hızlı bir içinde topluyoruz. Bu arada Lady'ye de uğramayı unuttum. Neyse, askerleri toplayayım öyle uğrayayım. 30 günüm var sonuçta. Ruins'a doğru bir yola çıkayım. 7 kişi de buradan geldi. Hızlı olmaya çalışırken Marnit'in seviyesini de vermedik. Hemen onun da seviyesini verelim. Gücü 20 oldu. Biraz da güçlü gelmesini verelim. 4 olsun. Demir vücuduna da vermemiz lazım ama seviyeleri çok yetiştiremiyoruz. Suadyalı cemilerin hepsini birlikte geliştireceğim. Şu İyindak köyüne doğru bir ilerleyelim. Dört kişi de buradan geldi. Güzel. Nemeja köyünden de toplayayım. Hatta şu köyden de toplayayım ya. Şu köyden de biraz acemi toplayalım. Nemeja köyüne geçiyorum hızlı bir şekilde. Buradan da kimse katılmadı. Şimdi şöyle bir duruma bakmak istiyorum. Kaç tane Svadyalı acemim var benim? 32, 33, 39. Toplam 90 tane filan Svadyalım var. 8 kişi de biziz. 98. Geri kalanı Rodok alabilirim. Evet, Rodok alacağım geri kalanı. Bu Svadyalıları da geliştireceğim. 32'de gelişmiş mi? Yok. Onlar biraz daha gelişsin. Burada da haydut varmış. Güzel. Böyle olayları seviyorum. Gerçi bu saatten sonra daha buradan asker toplar mıyız? Onu da bilmiyorum ama. Bir de atlıymış ya adamlar. İnşallah büyük zararlar vermezler bizimkilere diyeceğim. Tek eli silahlarımız gelişiyor. Bu olayı mutlulukla karşılıyoruz. Bayağı da bir kişiyi peşimize taktık. Şimdi bunları eritelim biraz. Bizimkilerin de başı biraz rahatlasın. O adamı ıskalamamamız lazım. Artık 139. bölüme geldik. Hala şu kılıcı kullanmayı beceremiyoruz. Böyle ıskalamalar yaptığımız zaman rezillik oluyor yani. Güzel, nizar filan da açıldı. Onlar da kil alıyor. Nizarın aldığı kili çiftçi de alabiliyor. Yani sol tarafta onları da görüyorum. Çiftçiler peş peşe seri yaptı şu anda. Son kilimiz de Svadyalı şövalyemizi aldı. Bu turu da kolay bir şekilde geçtik. Daha doğrusu bu aydutları kolay bir şekilde temizledik. Bunlara bıraktım her zamanki gibi ödülü. Gönüllü toplayalım. Bir kişi geldi sadece. Burada zaten geliştirmemizi yapmışız. Şöyle dolaşsam mı? Distar Kalesi'ne doğru, şeye doğru gitsem mi ya? Diğerim şehrine doğru. Ne kadar kalmış? 29 gün. O daha çok var. Güzel. Ulumbar köyüne doğru ilerleyelim. Gelişen askerlerimiz var. Şunların hepsi gelişmiştir muhtemelen. 32'si de millisi oldu. Şu yaya'ya da zırhlı süvari yaptık. Bir tane de şövalyemiz oldu. Fena değil. Şunları geliştireyim bir yandan ben de. Keskin nişanlı sayımız çok az. 6 kişi geldi. Sevdiğim olaylar. Rekorumuz 8 miydi? Kaçtı? Herhalde öyle bir şey rekorumuz. Bir köyden en fazla 8 kişi aldık bugüne kadar. 5 kişi buradan geldi. 5 kişi de buradan geldi. Fena değil. Yavaş yavaş orduyu topluyoruz.
Kaç kişi daha toplamamız lazım? 9 kişi daha toplamamız lazım. Çok da bir şey kalmamış. Onları da buradan toplarız diye tahmin ediyorum. Hemen iki şehir dolaşsak onlar da toplanacak gibi. 5 kişi buradan geldi. Bir de şu köye uğrayayım. 3 kişi geldi. Şuraya da bir okul inşa edelim. Niye inşa etmedik bu zamana kadar onu da bilmiyorum ama. Son bir kişimiz var. Onu da toplayacağız. Ve Lady'yi ziyarete gideceğiz. Svadyalı milislerin sadece 25 tanesi gelişmiş şu ana kadar. Yani eski yoldaşlarımız olsaydı hepsini toptan geliştiriyorduk. Güzel oluyordu ama. Onları da derebeyi yaptık. Onlar da bize yeni ordular olarak geri döndüler. Ne kadar şu anda aramızda bozuk olsa da onlarla. Son bir kişimizi de aldık. Şimdi Irim şehrine doğru bir yola çıkıyorum. Lady'yi ziyaret edeceğim. Hem de babasına soracağım. Evlilik olayları nasıl? Eğer evlilik olaylarına yaklaştıysak, yani babası hazırlıkları falan yaptıysa artık onu da aradan çıkartalım. Yorucu bir duruma almaya başladı o da. Şunların hepsini arbelipçi yaptık. Bir tane daha kıdemliğimiz, 3 tane daha keskin nişancımız oldu. Askerlerimiz de çok hızlı olmasa da hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. İki tip askere indirdim. Piyadeleri çıkarttım aradan. Çünkü şövalyeler de piyadeler kadar etkili kale kuşatmalarında. Dirim şehrine geldik. İlk önce Lady'yi bir ziyaret edelim. Ile yine hiç muhabbet etmeden direkt dönüyoruz babasına. Şimdi babası ne diyor? Hala aynı şeylerde. Ya bunlar herhalde ziyafet için gerekli şeyleri toplayamıyorlar. Normalde bu işin olayı 2 aydır yani. Biz bunlarla 100 güne yakın bekliyoruz. Hala bir gelişme yok. Acaba ziyafet için gerekli olan şeyleri toplayıp biz buranın pazar yerine bıraksak bunlar alıp bu işi çözebilir mi? Burada da var mesela bakın şaraplar maraplar var. Ama nedense ziyafet bir türlü gerçekleşmiyor. Bu da yorucu oldu. Evlilik herhalde oyun bittikten sonra gerçekleşecek. Bizim serimiz bittikten sonra gerçekleşecek. Öyle bir durumda da bonus bölüm olarak filan eklerim. Şehirden ayrılmadan bir pazar yerindeki silahlara da bakayım. Hiç silaha bakmadan çıkıyordum az kalsın. Biliyorum siz çok hoşnut olmuyorsunuz silahlara bakmamdan ama yani bizim elemanları da en iyi şekilde giydirmek istiyorum. Bak burada görkemli bir şey varmış. Güzel bir zırh var burada aslında ama bunu alsak mı ya? Bizimkine çok yakın özellikleri. Neyse bunu da alalım ya. Neyi, şu tağlı bırakalım buraya. Şunu alalım. Dursun bakalım burada. Zararı yok durmasın. Buradan da ayrılabiliriz. Ne yapalım şimdi ya? Bir şey toplayalım mı? Seferberlik ilan edelim mi? Ne diyorsunuz? Yine hazır olan askerlerimiz var. Onları da geliştirelim. Keskin nişancı sayımız hala beni tatmin etmiyor. 18-29'larda kalmış. Şöyle bir tir şehri yakınlarına doğru gidiyorum. Yolda bizimkilerden birini görürsem bir direkt seferberlik ilan edeceğim. Hepsini buraya bir çağıracağım. Bakayım kaç kişilik bir ordumuz var. Veyahut da ilk önce savaş başlatıp ondan sonra seferberlik ilan etsem yok. Şundan direkt şunu yakalayıp seferberlik ilan edeceğim. Bir ordu sayımızı görelim. Diyeceğim ki buna yeni bir seferberlik başlatmak istiyorum. Hepsini direkt çağırdık. Bakalım ne olacak. Bak bu eleman bizi bıraktı devreye geziyor. Şimdi ben bu adama ne yapayım? Gelenler var. Bir gelenlere bakayım. Dunduş, Frentis, Karaban geldi şu ana kadar. Surdun geldi. İyi millet gelmeye başlıyor. Talvar, Trimbal. Ama bizim
Derebeyi yaptığımız yoldaşlar gelmiyor gibi bir durum var. Sadece Frentis geldi onların arasından. Son kale verdiğim eleman. O herkes geliyor. Tamam. Deglan, Devlian, Akadan, Bulba hala harbiden bizim derebeyleri yok. Falsebur geldi. Şu Bulba çok yanar döner. Geziyor oralarda. Bakıyorum. Reis için Garmal. Nerede biz şimdi? Biz bu adamları boşuna mı derebeyi yaptık? Berans geldi. Ordu fena değil. Bu kadar mı adamımız var? Gidelim bakalım, ilerleyelim bakalım bir Nord topraklarına doğru bir göz daha verelim. Swadyalı zırhlı süvari, Swadyalı şövalye. Askerlerimiz fena değil. Gelişen kimse var mı bizim haricimizde? Yok. Bizim de zaten seviyemiz değil. Bir tane becerimiz var sadece. Kramuk da geldi. Bu elemanlar gelmiyor. Şu anda efsane ordu topladık yalnız ya. Şurada bir 3000 kişi bekliyorum açıkçası. Şöyle bir gidelim bakalım Nord topraklarına doğru. Şimdi 97 kişi var, 71 kişi var, 61 kişi var, 107, 96, 75, 51, 92, 99, 100, 79, 89, 85, 62, 155, 108, 115, 171. Şurada ne varmış? Şurada 5 tane adam var ya. 171, 115. Şunları saydık. 118. Ve biraz daha yaklaştırıyorum. Falsebor'un 104 varmış. Arkada Reis'im var. Rudim var. Timbao var. Garmal. Falsebor. Güzel. Yani şimdi kaç kişi var burada? Kaç tane derebeye var? 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane derebeyi var. Bir de biz 24. Burada yaklaşık bir 2400 kişi var. Şu 2400 kişiyle bakalım önümüzdeki kurban kim olacak? Şöyle bir köprünün başını bir tutalım. Şu anda burada kimse yok. Şu Jürin, Kont İrya'nın kalesine doğru bir gidiyorum. Kont İrya da yokmuş içeride. Şurada kim varmış? O Logarson. O garson bir bizim gazaba uğrayacak gibi duruyor şu anda. Önce bir savaş başlatalım şundan ya. Şimdi diyeceğim ki buna, taleplerimi iletmek için buradayım. Yok. Buna ne diyeceğiz de savaş başlatabiliriz ya? Ya şimdi bununla direkt savaş başlatırsam herhalde şey olmayacak. Bir şans veriyorum. Savaşmaya hazırlan dedik. Bizimkiler girmiyor. Ayrıl dersem savaştan kaçmış gibi gözükeceğiz. Derebeleriyle ilişkimiz düşebilir. Bak şu anda bile düştü. Savaş başlattığım için. Bir düşmana hücum et diyelim. Şunu bir katledelim. Bir sonraki savaşta da bakalım ordumuz kaç kişilik olmuş. Bizim süvariler şu anda ateş ediyor. Çok güzel. Kaç tane süvarimiz girmiş onu da merak ediyorum. 2 tane yoldaş, 9 tane piyade nereden çıktı? Yani, tamam, daha geliştirmediğimiz süvariler falan var. Onlardan kaynaklı 9 tane piyademiz var. 62 tane süvari ile girdik bu savaşa. Hoş, tamam, güzel. Nordların çok bir şansı kalmadı şu anda bizim gözümüzün bizim karşımızda. Direkt harcanacaklar süvarilere karşı yayalar. Çok bir şansı yok. Özellikle böyle düz arsalarda. Çok iyi. Tam beklediğim savaş stili buydu işte. Yani bunlar bir pozisyon alırken bizim süvarilerimizin girip bir anda bunları biçmesi. Yani şimdi piyadelerle karşılaştırmaya gerek yok. Zaten bizim piyadeler gidene kadar süvariler bayağı bir işlerinden geçiyordu Nordların. Nordlarda da çok süvari takımı olmayınca biz bu işi piyadelerle bitiririz. Kral Ragnar'ı bir yakalarsak şu anda bu orduyla bayağı bayağı içlerinden geçeceğiz. Durum ne şu anda? 2 kişi kalmış. Çok iyi. Borça Reis.
Zafer çığlıklarını sallıyor şu anda. Buna işimiz yok. Gitsin bu. Savaş ilanı da gerçekleşti. Şimdi nereden buluruz biz bunları? Bu bizi bırakıp gidiyor mu ya? Bir dakika. 71 askeriyle gidiyor. Hemen köyümüze saldırmışlar. Hangi köyümüze saldırmışlar? Bulalım onu bir. Buradaki köyümüze saldırmışlar. Şu adama bir gazabımızı gösterelim. Ordumuzdan bir 71 kişi azaldı. Çok sorun etmeyeceğiz onları. Kont Matias falan kaçmış. Bu ne yapıyor? He, bu da bize geliyor. 169 kişilik ordusuyla. Bunun hızı 1.7. Terlok Kalesi'ne direkt dalsak mı? Bu orduyla. Şöyle bir şurada bekleyelim. Bir herkes toplansın. Şurada da Nizar'ı bir geliştireyim. Gücünü 12 yaptık. Güçlü darbesinde 4 yaptık. Gayet iyi. Okçunu da geliştirelim. Tamam. Şu arbaletçilerimize bir seviyelerini verelim. Çok güzel. Şimdi buraya saldıran eleman nerede? Kim bilir nerelere kaçtı o. Terlok Kalesi'ne saldırsak mı dedim ama orası da bizim yani. Harald da geldi, bize katıldı. Şu anda yana yakıla Nort arıyorum. Şurada bir kişi daha geliyor bize eşlik etmeye. Şunu yakalayabilir miyiz acaba? Bütün ordumuz girer mi savaşa onu da bilmiyorum ama. Ben Sargoth şehrine doğru ilerleyeceğim. Şurada Kral Ragnar'ı falan yakalamak istiyorum. Şuradan bir kişi daha geliyor. Kimmiş o? Pelagnar geliyor. Güzel. Çağrıyı alan geliyor. Sadece Frentis Mirentis yok ortada. Burada hiçbir Lord yokmuş. Devam edelim. O zaman bunların hepsi Tihri'de. Şöyle bir Tihri şehrini hedefleyeyim. Bak burada gördüm birisini. Kaç askeriyle? 41 askeriyle Hamezan. Sonunu bekliyor da. Bunu takip ettikçe ordumuzda da aramızdaki mesafe açılıyor. Buraya sıkıştı mı bu eleman? Hepsi bir yaklaşsın. Bu burada dönüp duruyor zaten. Abi şuraya bak. Hamezan'a gazabımızı göstereceğiz birazdan. Adam deli gibi kaçıyor. Ve yakaladık ama herkes giremedi savaşa. Neyse. Hamezan'la burada bir yiyelim. 758 kişiyle girebilmişiz. Sağlık olsun. Bizden sadece 11 asker var. Yani 3 tane sıvazı şövalyemiz ve geri kalanlar yoldaşlar diyecektim ama 6 tane de piyade girmiş. Yalnız Jarl Hamezan koltuklanmışı çaktı hemen bizimkilerden birine. Okçu takımı bana bakarken bizim süvariler de arkadan gelmeye başladı. Güzel. Hamezan'ı aldılar herhalde. Buradan çıkamamıştır diye tahmin ediyorum ama daha yeni aldılar Hamezan'ı ya. Hamezan da güçlü adammış yani. Keşke aramız o kadar kötü olmasaydı, onu göndermeseydik. Bunların çok kaçma ihtimali yok. Gayet güzel bu savaşı da aldık. Hamezan kaçtı. Hamezan'la işimiz de yoktu zaten. Biraz da bizimkilerin morali arttı.
Böyle bir ilerleyelim bakalım onların topraklarına doğru tekrar. Tyr şehrini bir ablukaya alalım. Şu izlere bak maşallah. Muhtemelen bütün komplarda Tyr şehrinde. Şöyle bakalım kimler varmış burada. Kervana mervana saldırmayacağız. Kontiriye ile Ragnar varmış. Beklediğimiz iki adam da burada. Bizim ordumuz ne durumda? 97 kişilik bir karavan var. 61 kişiyle Akadan var. 75 ile Kramuk var. 96 ile Dunduş var. 51 ile Talbar var. 107 kişilik Nasugey var. 79 kişilik Surdun var. Deglan var 62 askeriyle. 99 askeriyle Frentis var. Tredian var 89 askeriyle. Berans var 92. Kuryas 100. Başka kim varmış buralarda? 85 askerle Lord Villan. 119 askeriyle Reysin. Şurada 108 askeriyle Regos var. Şurada iki tane grup var. 174 ile Gulasen, 104 ile Falsevor, 115 ile Devlian. Devlian'ın önünde de birisi var ama ona zoom yapamadık. Şöyle bir açı değiştirelim. 110 ile Garm almış o da. Onun arkasında da 129 askeriyle Kumipa, 143 askeriyle Harald, 155 ile Dashval, 148 ile Trimbal. Bayağı bir sayı kalabalıklaşıyor. 171 ile Gerlat, 130 ile Pelagnar. Şu anda da tam sırası hiç gitmeyeceğim şu anda ona. 169 askerle Muhnir, 141 askerle de Rudin geldi. Frentis'ten önce derebeyi yaptığımız yoldaşlardan hiç kimse gelmedi. O yoldaşların şu anda üstünü çizmek üzereyim. Bize ihanet ediyorlar. Bizim peşimizden gelmiyorlar. İlişkimiz eksilerde diye. Ama gelenler belli. Bunlardan biri dışarı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ordumuzun sayısı bayağı bir arttı. Net rakamı şu anda sayamadım ama 3000 kişiye yakınlık bir ordumuz var burada. Tyr şehrini ablukaya alabiliriz. Bunlardan bir tanesi dışarı çıkarsa onların kafasını ezebiliriz bir sonraki bölüm. Nordlarla da savaşımızı başlatmış bulunduk. Kundar da yoktu galiba bu saydıkların arasında. İsminin geçtiğini hatırlamıyorum. Hala oradaysa ona da bir gazap uygulayacağız muhtemelen. Durum böyle. Bir sonraki bölüm Tyr şehrini alalım. Ondan sonra seferberliği iptal edebiliriz. Ama şu kral rakları falan dışarıda yakalasam çok güzel olur. Onu dışarıda biçersem Kont Irie ile birlikte dışarıda onları öldürmem de daha kolay süvari birliklerimde. Çünkü bunların atlı birliği yok. Ama kalenin içerisinde daha iyi şartlar altındalar. Çünkü kalelerde okçularla piyadeler önemli. Bu bölümü burada bitirdim arkadaşlar. Sonraki bölüm artık Tyr şehrinde bir ablukamı düzenleyeceğiz. Yoksa Kral Ragnar'ın dışarı çıkmasını bekleyeceğiz. Ona karar veririz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi oyunlar diliyorum.